dijital dönüşüm hamlesi Reyhan'ın ortada tarafın toplantısına öncelikle... Kıymetli basın mensupları, tarımda hayata geçirdiğimiz dijital uygulamaları tanıtacağımız Tarımda Dijital Dönüşüm Hamlesi programımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pandemi dolayısıyla bu geniş katılımlı toplantımızı video konferans yoluyla gerçekleştiriyoruz. Şu an görüyorum aşağı yukarı 5500'ün üzerinde katılımcımız var. Katılımcılar da sürekli olarak artarak devam ediyor. Tabii tarımda dijital uygulamalar konuda bu programın dijital bir ortamda olması da organizasyona ayrı bir anlam katıyor. Ve bize dijital imkanları sonuna kadar kullanmamız gerektiğini ifadeyle geleceği işaret ediyor. Kıymetli katılımcılar, ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sektörde olduğu gibi dijital alanda da bir dönüşüm yaşadı. Artık dijital teknoloji hayatımızın her yerinde. 20 yılda 5.4 kat artışla 81 milyona ulaşan cep telefonlarımızda, 76 milyona geçen internet bağlantılarımızda, 200 gramlık bir cep telefonuyla yüzlerce işi parmaklarımızın ucunda saniyeler içerisinde çözüyoruz. Tarım ve orman da bu dijital hamle içerisinde güçlü bir altyapıyla yerini almıştır. İşte bugün sizlerle paylaşacağım dijital çalışmalarımız ulaştığımız noktayı göstermesi bakımından son derece önemlidir. Değerli katılımcılar, dijital erişim demek kolay hayat demek. Erişimi dijital ortama ne kadar fazla taşırsak, yani ne kadar çok erişilebilir olursak, işlem hızı, zaman kullanımı ve planlamamız daha etkin olacaktır. Ayrıca izleme ve kontrol faaliyetlerimiz daha güçlü bir zemine oturacak, kaynak israfının önüne geçilerek az maliyetle çok iş çıkarılacaktır. Son 2 yılda geliştirdiğimiz güçlü projeler sayesinde bakanlığımızın kapılarını dijital ortamda çiftçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık. Artık çiftçimiz köyünde parmaklarının ucunda en çok ihtiyacı olan hizmetlere dijital olarak rahatlıkla ulaşabilecek. Bildiğiniz gibi bakanlığımızın çok geniş bir uygulama alanı ve sorumluluğu var. Her vatandaşımızın bakanlığımızla bir işi ya da bir ilişkisi var. 83 milyon vatandaşımız güvenilir gıdaya uygun fiyatla ulaşmak istiyor. 2.7 milyon kayıtlı çiftçimiz ÇKS ve destek başvurularını hızlıca yapmak istiyor. Eğitim ihtiyacını karşılamak ve ürününü uygun fiyatla sözleşmeli olarak satmak istiyor. 23.1 milyon tarım alanı, 14.6 milyon hektar mera alanı ve 22.6 milyon hektar orman alanının her bir parselinin kaydedilmesi, izlenmesi ve korunması geleceğimiz için oldukça önemli. Zira ülkemiz topraklarının yaklaşık %80'inin sorumluluğu bakanlığımızda. Aynı şekilde su kaynaklarımızın takibini ve etkin kullanımı da sağlamak zorundayız. 73 milyon baş hayvanın kayıt, doğum, ölüm, nakil ve benzeri işlerini yakından takip etmemiz gerekiyor. İşte biz tüm bu hizmetleri adım adım dijital ortama taşıyor, daha güçlü ve erişilebilir bir altyapı oluşturuyoruz. Değerli konuklar, işte etki alanı bu denli yüksek bir bakanlık olarak sizlere son 2 yılda tarımda dijitalleşmeye yönelik hayata geçen projelerimizi kronolojik sırayla anlatacağım. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte vatandaşlarımızın devlete erişebilirliği ilk önceliklerden birisi oldu. E-Devlet uygulaması kapsamındaki hizmet sayısında çok ciddi bir artış yaşandı. Bugün 49 milyon vatandaşımız 5099 hizmete E-Devlet üzerinden kolayca erişebiliyor. Bize bakanlık olarak 2018 yılında E-Devlet entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Şu ana kadar 77 entegre hizmeti, 270 kimlik doğrulama hizmetini vatandaşlarımıza sunuyoruz. E-Devlet sisteminde en fazla hizmet veren bakanlıklardan birisi olduğumuzda önemli ifade etmek istiyorum. Malum bilgi çağındayız ve elbette bilgiye daha hızlı ulaşanlar daima bir adım önde olacaklar. 21. yüzyıl aynı zamanda uydu teknolojilerinde hızla geliştiği bir dönem. Bu teknolojiler dünyada askeriyeden sonra en fazla tarımda kullanılıyor. Yine altını çizerek ifade etmeliyim ki Türkiye'de uydu teknolojilerini en fazla kullanan bakanlıklardan birisiyiz. Tabii bu son 2 yılda da uydu teknolojileri kullanımında etkinliğimizi iyice arttırdık. Uydu görüntüleri sayesinde tarım ve orman varlığımızı, su kaynaklarımızı izliyor, gelişmelerini takip ediyor, sorun varsa anında çözüm üretebiliyoruz.
Uydu teknolojileri ayrıca bilgi derinliğimizi de arttırıyor. Ekilmeyen alanları izliyor, ürün var mı yok mu kontrol ediyoruz. Ekili alanlarda haritalama altyapısını oluşturuyoruz. Tarım arazilerinde yapılaşmaları, ormanların ve su kaynaklarının durumunu hep uydudan takip ediyoruz. Ayrıca pamuk gibi bazı ürünlerde desteklerin çapraz kontrolünde uydudan aldığımız görüntüler sayesinde yapabiliyoruz. Kıymetli katılımcılar, yine coğrafi bilgi sistemleri de karar aşamasında bizim için çok önemli bir destek yapısıdır. Coğrafi bilgi sistemleriyle uydu ve hava görüntülerini sayısal veriye çeviriyoruz. Yani uydu görüntülerini ete kemiğe büründürüyor, dillendiriyor ve onlara hayat veriyoruz. Okunması kolay haritalar oluşturuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki bakanlığımızın tüm dijital sistemleri coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarıyla entegre yapıdadır. Son 2 yılda bakanlık olarak birçok projede coğrafi bilgi sistemlerini verimli verilerini atlık olarak kullandık. Yine bu kapsamda tarım parsellerinin tamamı sayısallaştırıldı. Yani 36 milyon hektar tarım parsellerinin her birini tek tek belirledik. Ulusal ölçekte sayısal toprak haritaları oluşturuldu. Her bölgedeki toprak tipi ve özelliği bu haritalara işlenmektedir. Bu anlamda pamuk gibi birçok üründe de ekim alanlarını daha net tespit edebiliyoruz. Üzerinde önemli durmamız gereken bir diğer konu da e-çiftçi portali. Bakanlık olarak e-çiftçi portalini 2019 Şubat ayında hayata geçirdik. Böylece tüm üreticiler işletmesindeki tüm bilgilere cep telefonu ya da bilgisayarlarıyla kolay ulaşabiliyor ve işlemini yapabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? e-çiftçi.tarbil.gov.tr veya e-devlet kapısı üzerinden sisteme giriyor. TC kimlik numarasından kayıtlı tüm tarım arazi bilgilerine ada ve parsel bazına ulaşıyor. Parsellerdeki kayıtlı ürün bilgilerini görüyor. Kulak küpesiyle kayıtlı hayvanların yaş, ırkı, cinsiyet bilgilerine hızlıca ulaşıyor. Ayrıca yetiştiricimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının doğum, ölüm, hastalık ve satış durumlarını sisteme girerek aynı anda bakanlığa bildiriyor. Hayvan pasaportunu yani iller arası nakil işlemlerini de buradan yapabiliyor. Yani kilometrelerce yol kat etmeden, vaktini harcamadan köyünde veya kasabasında tüm bilgilerine birkaç dakika içinde ulaşabiliyor. Kıymetli misafirler, Tarım Arazileri Yönetim Portalı'nda 2019 sonunda hizmete sunduk. Bu sistem ülkemizde tapu işlemleriyle ilgili en büyük yazılım entegrasyonlarından birisidir. Bildiğiniz gibi tarım arazilerinin devir işlemleri için vatandaşımızın önce tapu müdürlerine giderek işlem başlatması gerekiyor. Devrin olması için de tarım arazisinin yeterli büyüklüğe ve ekonomik değere sahip olması gerekiyor. Bu durum tarım arazilerinin bölünmesini önleyen mevzuatta yer alan önemli bir husustur. Eğer belirlenen sınırın altında ise devir işlemine izin verilmiyor. Sırf bu işlem için vatandaşımız ilçe müdürlüğümüze gelerek önce kontrolleri yaptırıyor ve uygunsa onay alıyor. İşte tüm bu git gel süreci vatandaşın ortalama 4-5 gününü alıyordu. Tarım arazileri yönetim portalı sayesinde ise vatandaşımız sadece tapu müdürlüğüne giderek 24 saatin altında online olarak bu cevabı alıyor ve işlemini bu çerçevede yapabiliyor. Bugüne kadar 6 aylık sürede 80 bin işlemi bu sistem üzerinden yaptık. Malum olduğu üzere şeker pancarı ülkemizde 100 binden fazla çiftçimiz tarafından 3.1 milyon dekar alanında üretilen önemli bir ürün. Bu yıl hayata geçirdiğimiz pancar kayıt sistemi ile şeker pancarının tohumdan başlayarak şeker fabrikasına teslimine kadar olan tüm süreçleri çiftçi bazında bu sisteme giriyoruz. Tarlaya atılan tohumun cinsine, kullanılan gübre miktarına, ilaç tipine, hasat durumuna kadar tüm işlemleri izliyor ve kontrol ediyoruz. Ayrıca uydu görüntüleriyle bu sisteme entegre ederek ekim alanı bilgilerini doğruluyor, münavebenin takibini yapıyor ve pancar söküm durumunu da takip edebiliyoruz. Değerli misafirler, geçen yıl pek çoğunuzun da katkısı ve katılımıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 15 yıl aradan sonra Tarım Orman Şurası'nı gerçekleştirdik. Şura kapsamında odak noktalardan birisi de tarımda dijitalleşmeydi.
Ocak ayında açıkladığımız eylem planı çerçevesinde ara vermeden çalışmalara başladık ve 2020 yılını tarımda dijitalleşme yılı olarak ilan ettik. Böylece bütün dijital imkanlarımızla pandemi sürecine rağmen birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Yine bu yıl ülkemiz tarımı adına tam anlamıyla dijital bir devrime imza attı. Nisan ayında Şura Eylem Planı'nda yer alan ve geleceğin tarımına yön verecek bir dijital sistemi DİTAP'ı, dijital tarım pazarını uygulamaya aldı. Tabii DİTAP sadece üretici ve tüketiciyi buluşturan bir dijital platform değil. Arkasında sözleşmeli üretim başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması, aracı unsurların kaldırılması, üreticinin pazar gücünün artması, finansman olanaklarının artırılması gibi tarıma değer katacak birçok faktör var. Bu arada güzel haber, DİTAP'taki üye sayısı 3 ayda 28 bini, toplam ciroda 100 milyonu geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca şu anda DİTAP üzerinden sözleşmeli satışlar da yapılmaya başlandı. Örneğin Erzurum Olur ilçesinden İstanbul'a pekmez satışı yapıldı. Yine Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinden Ankara'daki bir turşu fabrikasına salatalık satışı yapıldı. İnşallah bunları da daha da arttırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz. Kıymetli katılımcılar, dijitalleşme adımlarımız Mayıs ayında da yoğun bir şekilde devam etti. Dijital Tarım Orman Akademisi'ni çiftçimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İlk dersini benim verdiğim Tarım Orman Akademisi'nde bugüne kadar 65 akademisyen ve uzman ders verdi. Bu kapsamda oluşturduğumuz Dijital Tarım Kütüphanesi'nde de merak ettiğiniz binlerce kitaba ulaşabilir. Uzman kadromuzca hazırlanan onlarca videodan, özellikle de interaktif derslerden hepiniz istifade edebilirsiniz. Bu vesileyle sizleri de Tarım Orman Akademimize davet ediyorum. Bildiğiniz gibi Türk ve sığır, koyun ve keçilerin kayıt altına alındığı bir sistem. Temmuz ayı başında da TürkVet sistemini mobile taşıdık. Bu yeni mobil uygulamayla yetiştiricilerimiz il ilçe müdürlüklerine gitmeden hayvanlarına ait kayıtları cep telefonlarıyla takip edebilecek. Ayrıca sahada çalışan bakanlık personelimizle bilgisayara ihtiyaç duymadan her bir hayvan için her türlü veriye kolayca ulaşabilecektir. Kıymetli katılımcılar, sizlere bağlı kurumlarımızın dijitalleşme yönündeki adımlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Zira bakanlığımızın birçok birimi artık işlemlerini dijital ortama taşıyor. Örneğin besicilerimiz Et Süt Kurumumuzdan hayvan kesimi için randevularını E-Devlet üzerinden dijital olarak sorgulayabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzde 65 otomatik gözlem istasyonu ve 100 taşınabilir havaalanı gözlem sistemiyle güçlendirdik. Ve 4.8 milyon çiftçimize de meteorolojik uyarıları SMS olarak iletiyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüzde orman ürünleri satışını e-satış portalı üzerinden yapmakta. Ayrıca orman koruma faaliyetlerinde İHA ve drone yanında foto kapanları da etkin olarak kullanıyoruz. Devlet Su İşleri tarafından su verilerinin web servisleri üzerinden paylaşılmasını sağlayacak olan Ulusal Su Bilgi Sistemi'nde İnşallah bu yıl içerisinde kullanıma açıyoruz. Yine Devlet Su İşleri kamulaştırma işlemlerinin tek sistem üzerinden elektronik ve mobil olarak yapılmasını sağlayan emlak ve kamulaştırma bilgi sisteminde Haziran ayında hizmete aldık. Kıymetli konuklar, orman yangınlarında etkin mücadele için yeni dijital sistemlere hizmete alıyoruz. Bu yıl İHA'ları yangınlarla mücadele için kullanmaya başladık. Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangınlarıyla mücadele için İHA kullanılıyor. Bir İHA ile anlık olarak 600 ila 800 bin hektarlık alanı, bir dakika içinde ise 3 ila 3,5 milyon hektarlık alanda tarayabiliyoruz. Böylece yangınları en hızlı şekilde tespit ederek bölgeye ulaşıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve yangın sel haberleşme sistemini kurduk. Bu sistemle bas konuş cihazları ile telsiz sistemleri arasında bağlantı kuruluyor. Akıllı telefonlar ile telsiz sistemlerinin entegrasyonu sağlandı. Böylece yangın anında mobil telefonlarla hızlıca iletişime geçiyoruz.
Sistemin testleri başladı ve inşallah 3 ay içerisinde tam olarak hizmete alacağız. Diğer bir çalışmamız ise navigasyon takip sistemi. Bu dijital sistem sayesinde Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın söndürme ve hizmet araçları uydu üzerinden online takip edilecek. Yangın olduğunda o bölgeye söndürme araçlarının en hızlı, en etkin şekilde yönlendirilmesi sağlanacak. Sistemin denemeleri başladı ve 2 ay içerisinde de hizmete almayı planlıyoruz. Değerli katılımcılar, şu ana kadar sizlere anlattığım dijital sistemlere bugün önemli bir parça daha ekliyoruz ve e-Tarım Portali uygulamasını hayata geçiriyoruz. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi bakanlığımızın kapılarını çiftçimize, vatandaşımıza sonuna kadar açıyoruz. Hem de köyüne, mahallesine, bahçesine, tarlasına götürerek açıyoruz. E-Tarım Portali bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistemdir. Yani her bir iş için il ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden E-Tarım Portali üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşabileceksiniz. Sisteme etarım.gov.tr web adresinden giriliyor. Android veya iOS uygulamaları ile sistemi cep telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti buradan sunuyoruz. Sunulan hizmetlerin alt gruplarına baktığımızda çiftçilerimiz ÇKS ön başvurusunu sistem üzerinden yapabilir, ÇKS belgesini ilçe müdürlüğüne gitmeden buradan alabilir. Bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında 14 farklı destek kaleminde ön başvuru E-Tarım Portali'nden rahatlıkla yapılabilir. Yetiştiricilerimiz hayvanları ile ilgili 26 farklı hizmete bu sistemden ulaşabilir. Örneğin hastalık, doğum, ölüm bindirimi, işletme tescil belgesi, işletme kapasite raporu gibi. Yine tarımsal faaliyetlere ilişkin 10 farklı hizmetinde başvuruları yapılabilir, belgeleri görülebilir. Örneğin tohum üretici veya yetiştirici belgesi, bitki sağlık sertifikası, süs bitkisi üretici belgesinin başvuruları buradan yapılabilir. Ayrıca bakanlığımıza yapılan genel başvurular için 82 hizmete de buradan ulaşılabilir. Yine örnek vermek gerekirse hayvan satış yeri ruhsatı, amatör balıkçılık turizmi izni, veteriner teşhis ve analiz laboratuvar kuruluş izni, el sanatları başvuru kursu ve benzerleri gibi. Tüm vatandaşlarımız gıda ile ilgili tüm şikayetlerini de sistem üzerinden bildirebilir. Eski şikayetlerinin sonuçlarını da buradan takip edebilirler. E-Çiftçi portaline bu sisteme entegre ettik. Üreticiler tarımsal faaliyetine ilişkin tüm bilgilerinin özetine buradan ulaşabilir. Ayrıca 81 ilimizdeki üreticilerimiz kendilerine en yakın tohum, gübre ve zira ilaç bayilerinin isimlerini sistem üzerinden görebilir, en yakın lisanslı depo bilgilerine ulaşabilirler. İşte E-Tarım Portali getirdiği böyle büyük kolaylıklar yanında zaman ve mali olarak da önemli tasarruf ve katkı sağlıyor. Bunları daha netleştirmek için sizlere birkaç somut örnek vermek istiyorum. Bir çiftçi yıl içerisinde ÇKS destek başvuruları hayvanları ile ilgili iş ve işlemler için il ilçe müdürlüğüne ortalama 3 ila 8 defa gidiyor. Her seferde yol dahil ortalama 1 saatini harcıyor. E-Tarım Portali sayesinde bir kez bile il ilçe müdürlüğüne gitmeden işlemini dijital olarak yapmasını sağlayabilirsek Türkiye'deki 2.7 milyon çiftçi için 2.7 milyon saat tasarruf etmiş oluruz. Ya da 55'lik bir traktörle 1 saatte ortalama 5 dakika arazinin işlemesi yapılırsa 2.7 milyon saatte 13.5 milyon dekar arazi işlenebilir. Bu da Türkiye'deki mısır ekili 6.4 milyon dekar arazinin 2 katından fazlasının işlenmesi demektir. Mali faydasına bakacak olursak da yine bu sistem sayesinde üreticimiz işlemlerini dijital olarak yaparsa yılda ortalama 110 lira tasarruf etmiş olacaktır. 2.7 milyon çiftçimiz için de yaklaşık 300 milyon lira bir tasarruf sağlanacaktır. Bu miktar ile 157 bin ton buğday tohumu alınabilir. Bu tohum ile 7.1 milyon dekar arazide 2.5 milyon ton buğday hasat elde edilebilir.
Böylece ekonomiye yılda 4.1 milyar lira katkı sağlanacaktır. Kıymetli katılımcılar, tarımda dijitalleşmeye yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah çok yakın bir zamanda hayvan takip platformunu da hayata geçiriyoruz. Akıllı küpelerle tüm büyükbaş hayvanları takip edeceğiz. İnşallah bu yıl örnek uygulamayı da gerçekleştirmiş olacağız ve ardından tüm ülkeye yaygınlaştıracağız. Optimizasyon ile üretim planlamasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Böylece hangi ürünlerin nerede en verimli ve en karlı şekilde üretileceğini ortaya koyacağız. Tabii tarım bilgi sisteminin modernizasyonu ve karar destek sistemlerinin güçlendirilmesi çalışmaları da devam ediyor. Uydu üzerinden destekleyerek ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi gibi esas ürünlerin kontrol çalışmalarını yaygınlaştıracağız. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tanıtımını yaptığımız elektrikli traktör de inşallah bu yıl üretim aşamasına hazır hale gelecek. Ayrıca üretimde kullanılmayan tarım arazilerinin uydu üzerinden tespiti projesiyle de ekilmeyen arazileri belirleyerek yeniden üretime kazandıracağız. Değerli katılımcılar, tüm bu dijital çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak resme çok iyi bakmamız gerekiyor. Tüm bu sistemlerin ve işlemlerin entegrasyonu bize tarımdaki geleceği göstermesi bakımından son derece önemlidir. Üretimden tüketime, mekanizasyondan desteklere, doğru veri elde etmekten eğitime kadar her adımı birebir takip edecek, planlayacak ve geliştireceğiz. Ayrıca bu döngüye E-Devlet ve E-Tarım portalinden kolay erişilebilirliği de ekleyince ortaya dijital hamlenin tam fotoğrafı ve ana hedefi ortaya çıkmaktadır. Samimiyetle ifade etmeliyim ki bütün çabamız ve amacımız etkin üretim planlamasıyla daha fazla hasıla, daha fazla gelir. İşte tüm bu yeni çalışmalarıyla tarıma güçlü bir dijital dokunuş yapıyoruz. Çiftçiye maliyet, zaman ve verim avantajları sağlıyoruz. E-Tarım ile çiftçimizin hayatı kolaylaşıyor, devletle olan işleri büyük oranda hafifliyor. Bakanlık olarak da nitelikli tüm verileri tek merkezde topluyoruz. Tarım, orman arazilerini ve su kaynaklarını 7/24 kontrol altında tutuyoruz. Çok güçlü bir karar destek altyapısı oluşturuyoruz. Hız ve erişilebilirliğin ilk öncelik olduğu bu çağda biz de bakanlık olarak hızımızı arttırdık. Hızla ve elbette güvenle daha fazla yol almak istiyoruz. Tüm bu dijital sistemlerin e-tarım uygulamasının çiftçimize, yetiştiricimize, üreticimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.